Değerli arkadaşlar, bütün bu olguyu ve tarihsel süreci baktığımız zaman, bütün bu tarihsel derinliği ve ahlaki değerlere sahip olan bir milletin evlatları olduğumuzu hep bileceğiz. Batı'nın, özellikle Alman sosyolog Ulrich Beck'in dediği gibi Individualisierung, yani bireyselleşme olgusunun Batı'da ahlaki zafiyete sebep olduğu bir ortamda, bizim tarihsel süreçten gelen olgumuzla ahlaki değerlerimizle ayna bağına, dayanışmaya ve inanç olduğumuz çerçevesi içerisindeki o birleşenlerimize muhakkak daha fazla değer vereceğiz. Zira millet olmanın olgusu bir olmaktan, beraber olmaktan geçtiğini asla unutmayacağız. Onun için birbirimizle dayanışmayı geçmiş dönemlerde çok daha fazla önemseyerek, vurgulayarak birbirimizle olan muhabbetimizi geliştirmemiz gerektiğini önemlilikle altına çizerek vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, son dönem içerisinde Almanya'da bazı tartışmaların olduğunu görüyorsunuz. Almanya'ya karşı bir sadakat testinin gündeme getirildiğini görüyorsunuz. Ne kadar Alman olup olmadığımızı sorgulayan kimi siyasi çevrelerin varlığını görüyorsunuz. Şunu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak net bir şekilde ifade ediyorum. Ne kadar Türkiye'mizin geleceğiyle ilgili sadakatimiz varsa, Almanya'mızın da geleceğiyle ilgili aynı sadakate mensubuz. Ne kadar geçmişimiz itibariyle Türkiye'ye aitsek, geleceğimiz itibariyle bu topluma aitiz. Onun için bizim sadakatimiz Alman Anayasası için geçerlidir. Hukukun üstünlüğü için geçerlidir. Demokrasi için geçerlidir. Bu milletin evlatları 15 Temmuz'da demokrasi adına tankın önüne kendisini yatıracak kadar, tankın paletlerinin önünde ezilmeyi göze alacak kadar demokrasiye inanmış bir insanın, bir milletin, bir toplumun ferdi olduğunu bileceğiz. Onun için kimsenin bizlerin sadakatini sorma noktasında herhangi bir şekilde kendine vazife çıkarmasına da asla müsaade edemeyiz. Zira bizler 1950'li yıllarda gelen babalarımızla birlikte bu toplumun, bu ülkenin bu hale gelmesi noktasında çok büyük gayret sarf etmiş insanlar. Hayat dediğim 3 gündür. Dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde hayat dediğim 1 gündür, o da bugündür. Dolayısıyla her bir günümüzü son günümüz olarak telakki edip bu millet için daha fazla hizmet etmek şuuruyla hepinize tekrar hayırlı pazarlar diliyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah daha güzel ortamlarda beraber olmak ümidiyle hoşça kalın. Esen kalın. Başkonsolosumuz adına Muavin Konsolosumuz Sayın Özkan Durmaz Bey'i selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşkilatı Sayın Değerli Genel Başkanım Zafer Sakaya Bey, çok değerli divan üyeleri, UETT Teşkilatı'nın yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve üyeleri, çok değerli hanımefendiler, saygılar beyefendiler ve çocuklarımız ve değerli basın mensupları. Ben sözlerimi öncelikle Sayın Başkonsolosumuzun Mustafa Çelik Bey'in yurt dışında olması sebebiyle buraya katılamadığını belirtmek isterim ve kendisinin sevgi ve selamlarını ve muhabbetlerini iletmek isterim. Kongrenin sayılara vesile olsun. Normal şartlarda bu vesileyle ben yıllardır beraber çok güzel faaliyetler yaptığımız bu UETT'deki arkadaşlarla da bir veda yapma, helalleşme fırsatı elde ettim. Normalde benim görev süren 4 yıldı ve 1 Eylül itibariyle benim Ankara'da göreve başlamam gerekiyordu. Fakat 15 Temmuz darbe girişimi, bu talihsiz yaşadığımız acı olay benim de tabii merkeze dönme sürecimi ileriye attı. Devletimiz bir süre daha burada herhalde hizmet
görmemizi takdir etti. Belki birkaç ay daha burada olacağız, bilemiyoruz. Bu gerçek bir süreç. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar 2012'de ben göreve başladım. Frankfurt'ta OETT Başkanları Sayın Mehmet Kocagöz Bey, Sayın Hüseyin Şenol Bey, en son Sayın Mustafa Kasabak Bey ile ve çeşitli illerdeki aramızda bulunan çok değerli şube başkanlarıyla çok kıymetli çalışmalarımız oldu. Beraber Avrupa'da ilkleri başardık. Sultan Mehmet Köprüsü'nde 200 metre önümde askerleri yol kestiler. Ne olduğunu anlamaya bile fırsat bulmadık. Ve o geceyi hiç kimsenin yaşamasını bir daha da Allah'ın bu millete böyle bir ihanet gecesini yaşatmasını istemem. Bunun için her zaman dua ederim. Yaşamayan da bilmez, Avrupalı meslektaşlarımıza, muhataplarımıza, oradaki yabancı misyonlardaki temsilci mevkidaşlarımıza her fırsatta o geceyi anlatıyorum. Sayın Özkan Durmaz Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Milletin sahipleri, tam ekransız, 36 yaşındayım, ilk dersten giriyorum. Dediğiniz çocuk babası, yönetici mühendisiz, Frankfurt'a yakın bir şehirde. Bu YTD ile tanışmamız 2012-2013 senesine tekabül ediyor. Geçtiğimiz dönemde Mustafa Kasalak abimizin ekibinde siyasi işler başkanlığı görevimizi yaptık. Yeni dönemde de işte genel başkanımız Zafer Sırakaya Bey'in teveccühüyle Hessen Bölge Yönetimi'nde Hessen bölgesinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarda bulunduk. Seçim sürecinde bölgenin yeniden yapılandırılması için muhtelif kesimlerde, farklı insanlarımızla temasa geçtik, SDK'larımızla temasa geçtik. Özellikle UYTD'nin stratejisine göre bir ekibin oluşması için gayret gösterdik. Seçim listenin oluşmasında UYTD'de daha önce görev almış, şubede görev almış arkadaşların seçilmesi için gayret gösterdik. Mesela Refika Hanım, Ayşe Hanım yıllarca UYTD'nin iki dönem öncesine dayanan bir tecrübesi ve emekleri var. Dolayısıyla bu istikrarlı çalışmaların neticesinde bölgeden görev almaları için ricada bulunduk. Sağ olsunlar, onlar da bizleri kırmadı. Diğer yandan bölge yönetiminde çok değer verdiğim kardeşim Erkan Aslan kardeşimize de ricada bulunduk ve sağ olsun o da bizleri kırmadı. Ve yeni dönemde özellikle genel başkanımızın biraz önce ifade ettiği siyasi katılım noktasında çok dikkat ettik. Yani bu ekibin siyasi işleri başkanlığı biriminin siyasi katılım noktasında bir çığır açması için çalışmalarda görev alacak arkadaşları imtina ile seçtik. Çok dikkat ederek seçtik. Bu bağlamda Süleyman Erkan kardeşimiz daha önce Türk diasporası adına yapmış olduğu çok önemli çalışmalardan dolayı sağ olsun bizleri kırmadı. Öbür taraftan küçüklüğünden beri tanıdığımız Murat Dilki kardeşimiz gayretiyle, hasretiyle, her şeyiyle bu davanın müdavimlerinden, hadimlerinden olan kardeşimiz Murat Dilki. Öbür taraftan Veterav Şubesi'nde şube başkanlığı yapmış Bilal Açıkgöz kardeşim ve onun yanında avukat Aylin Küçük Balkan kardeşimiz. Onlar da şubede görev almış kardeşlerimiz. Mehmet Emin Koçak abi özellikle bizim UYTD Hessen bölgesinde profesyonelleşme ve kurumsallaşma adına yapacağımız reformların en önemli isimleri başında gelecek. Kendisi Didip camiasında yaklaşık 15 senelik bir dernek yönetici tecrübesine sahip ve bu noktada bulunduğu bölgede çok önemli işlere imza attı ve kendisine de bu manada teşekkür ediyoruz. Öbür taraftan Dilek Güldütuna Hanım, kendisi farklı farklı çalışmalarda toplum adına projeler üretmiş,
kardeşlerimi de isterseniz kısaca tanıtayım. Adem Gür kardeşimiz Gelnhausen'den, Teribu Gelnhausen'de Geschäftsführer olarak görev yapıyor. Siyasi İşçiler Başkanlığı birimimizde çalışacak, yardım edecek. İşte Genel Sekreter Tevfik Tauben'in komisyonunda bir sene çalışmış. Çok ciddi çalışmalara bugüne kadar imza atmış. Çok uzun uğraşlar neticesinde ricamızı geri çevirmedi. Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra hakikaten çok büyük bir teveccühle karşılaştık. Allah razı olsun herkesten. Ve Mesut Öncül kardeşimiz, o da elinden geldiği kadarıyla yardım edeceğini bildirdi. Darmstadt'ta özellikle yapmış olduğu çalışmalarla, faaliyetlerle hakikaten bu topluma hizmet ettiğini zaten geçmişte kanıtlamış bir kardeşimiz. Yani bir sentez oluştu. Hem UETD'de şubede görev almış kardeşlerimizi değerlendirdik. Onların istikrarlı çalışmaları, bütün olumsuzluklara rağmen çalışmaları gerçekten takdire şayan. Ve hepsi, tüm kardeşlerimiz de Özkan Bey birçok yüzü hatırlayacaktır. Seçimlerde de bizzat Orhan Çetin mahallinde olan hem Almanya siyaseti hem de Türkiye siyasetinde seçimde katılımı yüksek seviyede tutmak için elinden gelen gayreti gösteren kardeşlerimiz. Evet, kısaca ben de isterseniz kısaca isminizi tekrar böyle hatırlama bağımından arkadaşlar Erkan kardeşim var. Şey yapalım. Ben Erkan Arslan. İkinci dönemim bu ETV'de, yönetimde. Tamer kardeşimizin kucağı söz önüne yine medya ile halkla ilişkilerle ilgili görevimin devam etmesi noktasında istişarelerde bulundum. Şu an hangi görevi alacağımız tam netleşmedi ama onu yönetim kurulunda artık istişare edeceğiz. Bu dönem ikinci dönemi. İnşallah hayırlı olur. Seçilirsek bilmiyorum. İnşallah takdirinizi şayan olursa yeni dönemde de yine canla başla her zaman gibi çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Adım Süleyman Ertan. Bu ilk dönemimizde olmuş olmak. Benim adım Mehmet Emin Koçak. Bu benim ilk dönemim olacak ama seneler önce DİTİB'de görev aldığım için de yani inşallah bir eşeğilik çekmez. İsmim Refika İzledi, Konya doğumluyum. Benim İsfaden Şubesi'ne UET'de kurulduğundan beri görevde aldık elhamdülillah. Tamer Bey yeni yönetimi bizi bölgeye münasip gördüler. İnşallah biz de bundan sonra elimizden geldiği kadar bölgede yardımcı olmaya çalışacağız. Bir şey. Ayşe Özdemir, ben İzle buldum. Benim üçüncü dönem oluyor. Yani bölge başkanı tabii gerekirse. Daha önce İsfaden Şubesi'nde sekreter görevi yapmıştım. Şimdi görevim artık şu an belli değil. İnşallah yine yönetimle diğer arkadaşlarla birlikte inşallah güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. İsmim Bilal Açıköz. Bundan önce bu ötede Haziran'da görev aldım. SKM seçimleri, SKM'de görev aldım. Onun önce tipte görev aldım. Bölgede ilk yönetim, yani ilk seçim olacak inşallah. İnşallah hayırlı vesile olur. Aynı Küçük Balkan, ben de kısa dönem Bilal Bey'le ve tam bölgesinde görev aldım. Böyle. İsmim Aratesi, Osbir Aşı'nı AK Parti adına Hanal bölgesinde SKM yerlisi için koordinasyon görevini getirdiğim için Tamer Bey bize bir bağlı umut eden cihazını geçirmedi. İnşallah hayırlı vesile olsun. Dilek Gürdüm'a ilk defa böyle bir çalışmada bulunacağım. 8 senedir kültürler arası çalışmalar yapan bir derneğin başka alanı yürütüyorum. Bu tür çalışmalarda Taner Dağlı kardeşime destek olmak istedim. Evet. Basınımızın yüzüyle temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. UETD HESEN 2. Genel Kurulu'na hoş geldiniz diyor. Sizler
sizlere saygıyla, sevgiyle ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, liyakat ve emanet gücü esaslarına göre Türkiye'mize gönülden bağlı, aynı zamanda yaşadığımız ülkenin değerlerine saygılı ve başarılı, insanlığın hizmetinde olmaktan şeref duyan, samimi ve sevgi dolu insanları aramak için çıktığımız yolda kim yardım edebilir diye sorduğumuzda sağa sola bakmadan biz varız desteklerini esirgemeyen büyüklerimize, kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum, sağ olun, var olun. Bölgemizin yapılandırılmasında maddi, manevi desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya Bey'e, Köksal Kuş Bey'e ve Sayın Gencay Koyunbaşoğlu Bey'e teşekkür ediyorum. Kongremizin gerçekleşmesi için bu güzel mekanı bizlere tahsis eden değerli Sayın Sabahattin Özkan Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan 50 yıl önce gidecekleri ülke hakkında hiçbir şey bilmedikleri halde adeta bir meçhule yolculuk yapan birinci nesil büyüklerimizi saygıyla selamlıyorum. Ahirete intikal edenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Büyük bir mücadele örneği vererek hem milli ve manevi kimliklerini korudular, hem de yıllarca ana vatandaki akrabalarını kendi nefislerine tercih ettiler. 3-5 arkadaş bir araya geldiklerinde ilk düşündükleri şey mescit kurmak oldu. Son derece namüsait şartlarda yıllarca mücadele ettiler. Hem umut oldular, hem ümit. Hem bayram oldular, hem seyran. Sadakatin, samimiyetin, sabrın timsali büyüklerimize selam olsun. 40 yıl önce kurdukları teşkilatlar bugüne kadar varlığı sürdürüyor. Bizim yaptığımız çalışmalar ise okyanusun yanında bir damla misali. Birinci nesil büyüklerimizle hiçbir ayrım yapmaksızın hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsi bu muhteşem silsilenin birer takipçileri. Ve bundan yaklaşık 12 yıl önce Avrupa'daki varlık mücadelemizde yeni bir milat yaşandı. Zira Avrupa Türk Demokratlar Birliği Devlet Başkanımız, liderimiz, başkomutan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyordu. Evet, bu harekette, bu yolda emeği geçen tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle UETD Hessen bölgesinde bugüne kadar çalışan, gayret gösteren tüm abilerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız Sayın Mustafa Kasalak abime çok zor bir dönemde elini taşın altına koyduğu için özellikle teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın içinde istemeden kırdığımız kardeşlerim varsa onlardan af diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımdan helallik diliyorum. Herhalde 2012 senesi olacak bu kardeşinizin UETD ile tanışmasına Yüksel Özçelik hocam vesile olmuştu. Topluma hizmet yolunda siyasi katılımın da şart olduğunu kendine has tarzıyla ifade etti ve bizi bir şekilde UETD'ye girmemiz için ikna etmişti. Ve şöyle bir düşünüyorum da herhalde iyi de etmiş. Hocam Allah razı olsun. Değerli misafirlerimiz, toplum olarak hem kimliğimizi korumayı başardık, hem yaşadığımız ülkeye katma değer sağladık. Genel Başkanımız çok güzel şekilde ifade etti. Sanatta, ekonomide ve sanayide önemli başarılara imza attık. Her alanda
adımızı yazdırdık. Almanya'nın önemli bir unsuru haline geldik. Zira Almanya'da nüfusumuz 3 milyonu aşmış durumda. 1 milyon insanımız Alman vatandaşlığına geçmiş, 100 bin girişimci 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. 30 bin gencimiz muhtelif, Almanya'nın muhtelif üniversitelerinde öğrenim görmekte. Ve bu sayı aynı zamanda progresif bir trendle artarak devam ediyor. 300 binden fazla vatandaşımız ev sahibi durumunda. Ve trend aynı şekilde devam ediyor. Alman sanayide çalışan yaklaşık 8 bin Türk mühendisi Almanya'ya katma değer sağlıyor. Bu az bir rakam değil arkadaşlar. Sadece mühendis dalında değil, birçok meslek dalında Türk insanı etkinliğini her gün, her geçen gün artırıyor. Yukarıda zikrettiğim sayılar, istatistikler Türk insanının gittiği ülkeye katma değeri, değerinin en bariz göstergesidir. Kimse bu başarıyı gölgeleyemez, yok sayamaz. Fakat maalesef tüm bunlara rağmen son dönemdeki siyasi gelişmeler Alman kamuoyunda bir takım tartışmalar meydana getirdi. Hepinizce malum. Özellikle 15 Temmuz işgal girişiminden sonra Türk diasporası olarak gösterdiğimiz haklı tepki Alman kamuoyunda infiale neden oldu. Basın ve siyaset Türk diasporasını adeta kıskacı almak istedi. Toplumumuz gerek bireysel, gerek STK'larımız aracılığıyla gereken cevabı vermek suretiyle duruşunu net bir şekilde sergilemiştir. Buradan şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kimse bize bizim Almanya'ya olan bağlılığımızı sorgulayamaz. Zira uzun bir seyahatin ardından Almanya'ya giriş yaptığımızda sılana vardığı duygusunu herhalde herkes yaşıyordur. Bu bir gerçek. Evet, Almanya nasıl vatanımız ise, Almanya, Türkiye nasıl vatanımız ise, Almanya da bizim vatanımız ve merkezimiz olur. Bir görüşe ise, Türkiye merkezli değil, Avrupa merkezli çalışmalar önem vermeliyiz. Diğer bir görüşe ise, Türkiye merkezli çalışmalar önem arz etmektedir. Türkiye siyaseti ve seçim çalışmaları teşkilatın merkezine oturtturmalıdır. Peki doğru olan tutum nedir? Genel Başkanımız çok güzel mesajlar verdi. Avrupalı Türkler Anadolu medeniyetin bağrından çıkıp Avrupa'nın içinde bulunduğu medeniyet krizine çözüm üretecek, ana vatanımıza bağını kesmeden Avrupa merkezi çalışacaktır. Zira bizim ana vatanımız herhangi bir ana vatan değildir. Tüm ümmetin yükünü omuzuna almış, büyük medeniyetlere beşik olmuş, adeta bir insanlık merkezidir. Tarihimizi biz unutsak da bize hatırlatıyorlar. Kaynağında milli ve manevi değerlere sahip önem veren kesimin siyasette temsil edilmeyi gerçeği yapmaktadır. Bunun birçok nedeni var. Biraz önce bahsettiğim büyüklerimizin önceliği haklı olarak dini kimliğimizi korumak ve o dönemde doğru olan da buydu. Ama inanın içinde şu duyguyu sizinle paylaşmak istiyorum. İhtisası son derece üstün, uluslararası şirketlerde söz sahibi insanlarımızın siyasette pasif kalmaları beni inanın çok üzüyor. Zira bugün ismi Türk fakat neydiği belli olmayan siyasetçilerin ortalıkta Türkiye ve bizler hakkında ahkam kesmeleri ve aynı zamanda bizlerin temsilcisi olarak algılanması kabul edilecek bir durum değildir. Şimdi ise yeni bir dönemece giriyoruz. Bir dönüm noktasına artık inşallah ulaştığımızı tüm yol arkadaşlarım ve misafirlerimizin huzurunda ilan ediyorum. Bundan sonra aktif siyasete katılımın meşru yollarını arayacağız. Ve yeni dönemin en önemli gündem maddesi bu konu olacak. Mücadelemiz milli ve manevi değerlere sahip siyasetçilerin
Almanya'da etkinliğini gösterene kadar devam edecektir. Bu yüzden bölgenin yeniden yapılanma sürecinde siyasi birim başkanlığına çok ehemmiyet verdik. Birim başkanlığına bağlı son derece kaliteli bir ekip ihdas ettik. Yeni dönemde hedeflediğimiz için ikinci konu ise kurumsallaşma. UETD-HES'in bölgesini baştan aşağı inşallah kurumsallaştıracağız. Muhkem temellere, bugün kurulup yarın dağılan değil, muhkem temellere dayanan dernek yapılanmasına geçeceğiz. Profesyonel dernek yönetmeliğinde son derece tecrübe sahibi olan kardeşlerimizi hareketimize kazandırdık. Müsaade buyurursanız sizlerle yeni bölgenin çalışma prensibiyle ilgili önemli bir ipucu paylaşmak istiyorum. Sizin niyetiniz hangi? Yani hedefe odaklanmak. Hedefe odaklanmak ne demektir? Belki birçoğumuz fark etmiştir. Dünyada vuku bulan hadiseler adeta bir paradigmanın parçası gibi meydana geliyor. Birileri gündemi belirliyor ve itiraf etmeliyiz ki bizler başkalarının belirlediği gündemi tüketmekle meşgulüz. Teşkilatçılık her çıkan haberi tüketip tepki vermek, saatlerce paylaşım üzerinde tartışmak, üzülmek, gülmek, tezlerimizi güçlendiren haberleri görür görmez bir şey gördün mü, biz haklıymışız demek suretiyle kendimizi avutmak mıdır? İngilizlerin bu konuyla ilgili ilginç bir sözü var. You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Hayır, havlayan her köpeğe durup taş atarsan hedefine asla ulaşamazsın. Biz her çıkan haberle meşgul olamayız. Biz her çıkan tartışmaya da ortak olamayız. Biz vuku bulan her bir olayla oyalanmakla ömrümüzü çürütemeyiz. Eğer bunu yaparsak bu gündemi belirleyen karanlık odakların oyununa ortak oluruz. Ama eğer gerekirse de 15 Temmuz işgal girişiminden 12 saat geçmeden tüm işlerimizi bırakıp Frankfurt'un göbeğinde tüm STK'larımızı da bir araya getirmek suretiyle yüreğimizden yankılanan bir sesle darbecilerin ihanet çetesinin karşısında olduğumuzu haykırırız. Biz belirlediğimiz hedeflerimize emin adımlarla daima bir istikamete doğru vakur bir şekilde yürüyeceğiz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaferin sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Bu davayı, bu hareketi, bu mücadeleyi işte bugünlere getiren, eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu davanın bayraktarlığını yapmış her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin, onlardan razı olsun. Çıktığımız kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere kılsın. Ya Rab, sen ki kulların hareketini takdir ettin. Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl. Ya Rab, bizim göğsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza et ya Rabbi. Bizi, ailemizi ve bütün yol arkadaşlarını yolların tuzaklarından koru Allah'ım. Selçuklu Sultanı Alparslan gibi kefininizi giyerek, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi zaferin kılıçla değil, Allah katında olduğuna inandık. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rab. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu milletimiz için hayırlara vesile eyle ya Rab. Amin, amin, amin. Teşekkür ederim.
itaat etmek aynı mükafatı. Fî cennâti nâim demek oradaki ferzafiyettir. Bu hizmetli içerisinde olan herkes o nimetten mutlaka istifade eder. Bak bizim ecdadımız şeref duyuyoruz. Çanakkale'de, efendim Sarıkamış'ta. Hepinizin mutlaka dedelerinden bir tanesi. Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyor. Teslim aldığınız emanetin hakkını vereceğinize yürekten inanıyorum. Sizler çalışkanlığınız, samimiyetiniz ve bugüne kadar gösterdiğiniz üstün çalışmalardan sonra bu göreve hak ederek geldiniz. Hiç kimseye minnet borçlu değilsiniz. Allah'a ve temsil ettiğiniz topluma karşı sorumlu olduğunuzu unutmadan, daima vicdanınızın sesini dinleyerek, kararlarınızın tamamını, kamu yararını şahsi ihbarınızın önünde tutmanızı bilhassa tavsiye ederim. Siz, 1400 yıllık Hak ve Adalet Hareketi'nin bugünkü temsilcilerisiniz. Her gün kendini yenileyerek en iyiye ulaşma yolunu idareleriniz mutlaka karşılığını bulacaktır. Sizdeki dürüstlüğü ve samimiyeti gören insanlar, size inanarak davanıza sahip çıkacak ve bu kutlu kervanı inanıyorum ki hak ettiği menzile Allah'ın izniyle mutlaka ulaştıracaktır. Yolda bitkin düştüğünüzde asla yüzüne kapılmayın. Doğru yolda olduğunuz müddetçe her zaman yanınızda duracak, size yapılan saldırılara ilk önce bir sıra olacaksınız. Sizi her türlü iftiradan korumak boynumuzun borcudur, bunu asla unutmayın. Saygıdeğer hazirim. Bugüne kadar tanıdığım Esen bölgesinde yıllardan beri faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve yöneticileri. Bugüne kadarki yanlış ve eksiklerin tamamına hep beraber şahit olduk. Ama bundan sonra milletimizin tesis ettiği milli birlik ve beraberliği Avrupa'da da oluşturarak en güzel günlere ulaşacağımıza inanıyor ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlar, son olarak sizlerden göçmen odaklı değil, Avrupa merkezi düşünen, makamlarla yükselen değil, makamları yükselten, günübirlik değil, planlı çalışan, dedikodu değil, pozitif enerji üreten, dışlanan değil, kabul görmüş, yardım bekleyen değil, projeler üretip neticelendiren, boş konuşan değil, dinlemeyi bilen, kompleksli değil, özgüveni yüksek, insan harcayan değil, herkesin birbirine yardımcı olduğu, kendini göstermeye çalışanların değil, benim katkım ne olabilir diye düşünen, başkalarının emeğini kullanan değil, kendi katkısını artırmaya çalışan, özü sözü doğru, samimi, vefalı ve ortak aklını çıkararak yeni ufuklar açacak çalışmalar bekliyoruz. Evet, artık söz bitti, bütün hesaplar kapandı. Sayın Konsolosum, Kıymetli Genel Başkanım, çok değerli adayım. Benim için burada olmaktan gerçekten büyük bir şeref. Davete icabet etmek sünnettir ama bir de o davet gönül dostlarından geldiyse tabii ki sünnetten de üstün ve severek geldi. Ben de öncelikle bu olağan giren kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii şu an toplantının sonuna yaklaştık. Birazcık sabırlarım da daraldığı bir günden geldik. Tamam, günden geldik. Birlik, beraberlik mesajı vermek istiyorum. Bu konuda en büyük ihtiyacımız olan özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olarak birlik, beraberlik. 15 Temmuz bize bunun Türkiye'de olabileceğini çok net bir şekilde özellikle siyasi kurumlar arasında olabileceğini göstermiştir. İnşallah burada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın da omuz omuza kol kola birlik, beraberlik içerisinde
noktasında çaba göstererek temsil edilmek zorunluluğumuz var. Bunun için inşallah hep beraber altyapı çalışmasını yakın gelecekte planlayacağız. Tüm misafirlerimize divan heyeti olarak huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. İkinci olan kongremiz hayırlı olsun. Allah'ın Tamer Cansız ve ekibini utandırmasın. İnşallah bu süreçte kendilerine destek olacağız. Bunlardan da özellikle sivil toplum kuruluşlarından ricamız bu UETD HESM bölgesine desteklerini esirgemenizi tekrar hayırlı olsun diyoruz. Burada. Burada mı aşağıda? Burada ve aşağıda.